Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün başlıklarda gördüğünüz gibi dövmeci yazıcısı olmadan ve transfer sıvısı olmadan nasıl deriye transfer yapılır onu göstereceğim. Şimdi bize gereken malzemelerden biri aydın yer kağıdı. Bir tane de A4 kağıdına çıkarılmış istediğimiz herhangi bir şablon. Şablonda ayna tekniği kullanın. A4 kağıdına işte dövme sola bakacaksa sağa çıkartın, sağ tarafa doğru. Sağa bakacaksa da sol tarafa doğru çıkartın. Şimdi malzemeleri tanıttıktan sonra başka ne kullanmamız gerekiyor? Ve hani dövmecide ve dövme yapan insanlarda hangi malzemeler olması gerekiyor onu söylemem lazım. Dövme yapmamız için gereken malzemelerden biri buradaki Magnum iğnesi. Bu da normal iğne. İki tane farklı iğne gerekiyor bize. Makasımız var iki tane. Resmi çizdikten sonra, şablonu çizdikten sonra kesmemiz gerekecek. Rolonumuz var. Deriye transfer yaparken rolon kullanıyoruz. Rolonu sürüp üzerine yapıştırıyoruz. Bunu zaten videonun devamında göstereceğim. Burada dövme kremlerimiz var iki tane. Bunlar. Bunları dövme yaptıktan sonra vücuda sürüyoruz ki bir hafta boyunca iyileşmemiz hızlı olsun. Bir de dövmenin kalitesi bozulmasın. Boyalarımız var. Kırmızı, sarı, mavi, yeşil. Bir de 3 tane siyah. Şimdi buna geliyorum. Bunlar çok yararlı sizin için. Küçük kaplar. Bunun içine doldurun. Hem de boyanız ziyan olmaz. Hem de evde herhangi bir kabınız da ziyan olmaz. Kullanışlı, elverişli. Bu küçük kapları da koyduğum şey buradaki hazneler. Eğer ürünleri tanıdıysak videoya başlıyorum. Arkadaşlar şimdi elimde şablonum var. Bu A4'ten çıkardım. Normal yazıcıdan çıkarmış yani. Önceden de dediğim gibi eğer sağa bakacaksa sola çevirip yani ayna görüntüsü alarak bunu A4 kağıdına çıkarmanız gerekiyor. Bir adet aydınger kağıdım var. Bunun altına koyuyorum. Kameradan da belli oluyor. Şu an altında net bir görüntü var. Şu an bunu CD Maker kalemle ya da herhangi bir tükenmez kalemle üzerinden geçebilirsiniz. Ben CD Maker kalem kullanıyorum. Böyle görebilirsiniz şöyle. Bunun üzerinden geçeceğim şimdi. Üzerine bastırın. Dikkat edin kaymasın.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şablonu çıkardık. Eliniz bazı yerlere değebilir. Bu çok normal. Bu sefer de ayrıntıları da sonrasından düzeltebilirsiniz. Şimdi sırada bunu suni deriye çıkarmak var. Yağlı kağıdıma çizdiğim şablonum burada arkadaşlar. Şöyle daha yakından göstereyim. Bunu şimdi suni deriye çıkartacağım. Bunun için de bir tane rolona ihtiyacım var. Bunu yana koyuyorum. Suni derim bu internetten kolayca da temin edebilirsiniz. Yani çoğu internet sitesinde var zaten. Şöyle yan koyayım. Herhangi bir rolon da olur, hiç fark etmez. Ben bunu kullanıyorum. Daha rahat. Şablon çıkaracağınız yere bolca sürebilirsiniz. Islak kalsın, hiç problem değil. Sürdük. Şimdi şablonu bunun üzerine düzgün bir şekilde yapıştırıyorum. Şöyle şablonu yerleştirdim. Biraz bastırıyorum elimle. Çok az bastırmanız yeterli olacaktır. Dikkat edin, bastırırken kaymasın, yoksa bulanıklaşır. Kamera açısını ayarlayayım. Kaldırıyorum. Gördüğünüz gibi şablonu çıkardım, ortaya çıkardım. Zaten hani yazıcıdan da çıkarsanız böyle bir şey olacak. Bunun biraz kurumasını bekleyin. Bir 5 dakika kurduktan sonra bunun üzerinden geçebilirsiniz. Şimdi ekipmanları hazırlıyorum ben. Evet, şimdi boyamızı koyalım. Bunun için küçük kaplardan alabilirsiniz. Yani genelde internette zaten satışı var. Çünkü boyanızı kullandıktan sonra çöpe atıyorsunuz zaten. O yüzden de fazla ziyan olmasın. İkinci olarak da iğnemizi açıyorum. Kamera yanında olduğu için bunu da yan çevirmek zorunda kalıyorum biraz. Ayrı bir zorluk çıkartıyor dövme yaparken. Neyse, burada dikkat etmemiz gereken ayrıntı, şimdi normal dövme yaparken hızlı kuruyor. Bu yazıcıdan çıkardığımız şablonlar hızlı kurur. Fakat tükenmez kalemine geçtiğimiz için bunun üzerine herhangi bir vazelinle işlem yapamayacağız. Çünkü buna vazelin sürdüğüm an bu silinecek. O yüzden en alttan başlamaya özen gösterin. Ya da en üstten başlayın. Elinizin değmemesi lazım. Silinir. İlk katmanı geçtikten sonra zaten bir altta bir şablon çıkacak. Yani iğneleri geçtiğiniz siyah bir şablon çıkacak. Ondan sonra devam edebilirsiniz vazelinle veya peçeteyle. Şu an sadece kabataslak ilk rütuşunu yapacağım. Üzerinden birinci kez geçeceğim. Şimdi dövme makinesine ucuna sokuyorum ve bir kere çeviriyorum. Bu. Başlayalım.
Thank you.
Arkadaşlar, şablonumuzun ilk kısmı bitti. Şimdi bunun üzerinden peçeteyle geçeceğim. Bundan sonrası daha rahat. Çünkü dövmenin ilk katmanını oluşturduk. Bundan sonrasında üzerinden bir kere daha geçeceğiz. Bu da koyu ve belirgin olması için. Aslında bunu zaten dövmeciler üzerinden bir kere geçiyor. Evet. Dövmeciler üzerinden zaten iki kere gelip geçme yapıyorlar. O yüzden ilk başta bunun bir koyuluğunu en azından şablonun alt kısmını çıkardık. Şimdi üzerinden son bir kez daha gideceğiz. Bu da dövmenin son hali olacak.
Mm-hmm.
Arkadaşlar şimdi geldi dövmeyi temizlemesine. Ben bu dövmeyi yarıda bırakıyorum. Yani yarıda bırakıyorum derken tam ayrıntı girmeyeceğim. Ama yakından bir temizledikten sonra size göstereceğim. Çünkü şu an 25 dakika olmuş dövmeyi yapalım. Video 25 dakikadır yayında. Fazla uzamasın diye bunun nasıl temizlendiğini göstereyim Sony der üzerinde. Dövmeyi bitiriyorsunuz. Sonra vazelin. Vazelini üzerine sürüyorsunuz. Güzelce sürün. Bu şekilde sürdükten sonra peçeteyle üzerinden alın. Bu şekilde dövme temiz gözükür. Kamerayı da yakınlaştıralım. Dediğim gibi tam ayrıntı geçmiyorum. 25 dakika olmuş. Yoksa üzerinden geçilmesi gerekiyor ve bazı karartmalar yapılması gerekiyor dövmede. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Böyle daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz.